Eski Zara'dayız. Eski Zara iline bağlı Pavel Banya Belediyesi'nin Gabarova köyündeyiz. Ve bu köyde bu akşam iftara dahil olmak için geldik. Köyü biraz araştırdık. Köy yaklaşık 800 ile 1000 kişi arasında bir nüfusu olan köyden bahsettiler. Dediler ki yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan bir köydür burası. Ama kardeşle geçinen bir köyden de bahsettiler aynı zamanda. Efendimiz burayı gezmek istiyoruz biraz. Hafif gül kokuları almaya başladık. Çünkü burası Kazanlık Ovası içerisinde. Yani gülün ve lavantanın ana vatanı diyelim Bulgaristan için düşündüğümüzde. Ve bunun endüstrisini görmeye çalışacağız. Sokaklarını görmeye çalışacağız. Ve akşamında Osman Gazi'nin buradaki komşulara ikramı olan iftar sofrası dahil olup oradaki Müslümanlarla hemhal etmek, iki beşi bozmak istiyoruz. Buyurun beraber gezelim. Efendim Gabarova ortasından otoyol geçen köylerden biri. Gerimizde Kazanlık kaldı 20 kilometre. Önümüzde 200 kilometrelik bir yol var. Sofya'ya varıyor burası. Yani günün birinde gelmek isterseniz size bir konum belirtmiş olayım. Gabarova sokaklarında gezerken dikkatimizi çeken şey evlerin bakımlı ve sokakların temiz olması. Hatta peysaj çalışmaları da yapılmış yer yer. Ama en güzeli şu, artık sokaklar güzel kokmaya başlamış. Erikler, kirazlar çiçek açmış. Geldiniz. Hoş bulduk. Gabarova bu güzel köye, temiz havaya. Burası çok güzel. Bütün Türkiye'de komşularıma, Almanya'da çocuklarıma, herkese çok selam olsun. Gene buralara gelmek size de nasip olsun. Sen bayağı bir hatipmişsin ya. Sen spiker gibisin konuşuyorsun. Camimiz çok güzel ama biraz ihtiyacı var. Hocamız da çok güzel, iyi ama inşaat bitmiyor. Yardımseverleri buraya yardımı bekliyor. Oo, biz selam verdik sanki boş çıktık. Olsun. Hadi İsminizi çocuklar. Bağışlar mısınız? İsmim Gül. İsmin ismi Gül. Bursa'da oturuyorum. Öyle mi? Aha, buraya da ev yaptık. Burada sen ya. Bursa'dan mı bugün Bursa'dan geldim ya misafirin. Ama burada 3 senedir, bu sene 4. Ramazan orucu burada tutuyorum bu camimizde. Hangi mahallede oturuyorsun Bursa'da? 3 evle. 3 evlerdesin. Nilüfer. O taraftasın. Biz de Osman Gazi Belediyesi adına geldik. Mustafa Dündar Başkan'ın selamını getirdik size. Bizden de selam götür. Onu da bekliyoruz buralara. Aleyküm selam. O ya hangi bir niyetçisin? Şimdi orası 1 milyonluk bir şehir. Yani Osman Gazi sadece. Osman Gazi. Evet, hangi birine gitsin? Buraya da bizi gönderdi. Ya çıkan önceki sene de gelmiştim. Evet. Muftar bu geldiğin şeyden Orhan Gazi'nin o aşağı hangi mahalleden de kim? Bu şimdiki gelen hocanın köyünden.
Kilili, yani Donlar Kilili tarafından. Evet, evet, evet. Evet. İyi. Millet Mahallesi. Millet Mahallesi'ne selam olsun burada. Yine bekliyoruz. Hadi can sağlıcakla. Burasının güzelliğini her yere gösterin. İnşallah. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ya. İnşallah benim torunlarım görür. Nenem ölmemiş derler. Bu bir sahabe. Hayda. Şimdi sen bir de ağlayıversin. Korkutma bizi. Ağlamayacaksın değil mi? Yok. İnşallah bayramda yine gideceğim. Ama Kadir Gecesi burada kutlamak isteyelim. Burası çok güzel. Hadi inşallah. Ya, İsmi Gül, Gül Diyar. İsmi Gül değil mi? İsmi Gül. İsmi Gül, Gül Diyar'ında güler yüzlü bir kadın denk geldi. İnşallah. Hadi hayırlı akşamlar. Amin. Yine İftarda bekleriz. Oldu inşallah. İftarda buluşuruz. Hadi sağ ol. Hadi sağ olun. Hadi sağ olun. Hadi sağ olun. Türkiye'ye gidiyor. Evet. Bunlar Türkiye'ye gidiyor. Bunun yeşillerini şey yapıyor herhalde, değil mi? Ya te bunları bak şimdi. Tamam, te böyle kalıyor diyor bak. Şöyle. Te böyle kalıyor. Te böyle kalıyor. Türkiye neresindensiniz? Türkiye'nin Bursa'sındayız biz. Ben de Bursa'dayım. Hadi. Ya ben Bursalı mısın sen de? Evet. Bursalı mısın kadifeli gelin diyor. Burada ne yapıyorsun şu anda? Şu anda burada evimiz var. İşte ondan buraya geldiniz. Ya, burada çalışıyorum şimdi. Evet. Emekli olmak için. Emekli olmak için çalışıyorum. Adın ne senin? Benim adım Münevver. Münevver anne emekli olmak için gün sayıyor ve gün sigorta primlerini ödemek için herhalde şey yapıyorsun. Sıcakta iyi çalışıyorsun ama. İyi be, bereket versin. Ta sıcaklığa olmadı ama. İyi şimdi, ya bayağı yine sıcak ya. Bayağı sıcak. Şimdi olsa çok sıcak olacak. Evet. İsminiz nedir efendim? Emine. Emine. Komşum benim. Biz komşusunuz. Komşusuz. Öyle mi? Yeni. Harikasınız ya. Lavanta, bu işçilik var şimdi, dikme. Yeni. Daha sonra hangi işçilik yapıyorsunuz az büyüyünce? Bir şey yapıyor musunuz? Lavanta. Yoluyoruz onun otunu. Ha, fazla yan seyreltiyorsunuz belki. Kışa. Kışa çıkarıyoruz. Kışa. Kışın. Şimdi bunlar bittikten sonra gül toplayacağız kısmetse. Kimisi patates ekiyor. Ondan sonra biber, domates. Evet. Ha, başka patronlara gidiyoruz diyor. Yeni, tamam. Yeni. Harikasınız. Efendim, lavanta dikim zamanı burasını ne diye be? Kazanlık ovası mı diyorlar buraya? Evet. Bütün Pavel Banya. Pavel Banya'ya yakınız biz burada. Ne zor bunu söylemesi ya. Pavel Banya'da. Pavel Banya'da, yani Gabarevo'da. Gabarevo'da. Ya Gabarevo köyünde. Gabarevo köyündeyiz. Aslında Türkçe adı ne burasının? Akbaş. Akbaş köyündeyiz. Gabarevo köyü, Akbaş köyünde şu anda lavanta ekiyoruz. Efendim size kolay gelsin. Sağ ol canım. Kolay gelsin Emine Hanım. Sağ ol canım. Çabuk emekli ol. İnşallah. Keyfin çıkar. İnşallah. Bir kayım kaldı işte. İnşallah. Kendi herkes görecek galiba. Yok, herkes görmeyecek. Görecek, biliyorum. Buradan anladım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi. Sağ ol. Sağ ol.
Hüseyin amca bu köyün duayen ustalarından biriymiş. Yaş kaç dedin evet, Hüseyin amca? 75. İnşaat ustasımış sen. Evet. Daha çalışırsın ama sen. Çalışmıyorum. Ama iş var sende daha. Ha, var ama geçen sene bu COVID hastalığı tuttu beni. He. Zor yakayı kurtardım. Çünkü Allah bin bereket versin. Allah bir, peygamber iki, gelinim bu hocanın karşısı evet. Hemşire evet. O kurtardı. Babamı evet. Hastaneye götürsek babam dönmeyecek hastaneden demiş çocuklara. İki çocuğum bir kızım var. Evet. Demiş beni de götürmüyorlar. Gelin şeyleri o sistem. Alternatif diyoruz. Tıp diyelim artık. Ama gene bütün ilaçlarla anladığı gibi. Evet. O Türkiye'de bitirdi zaten ya. Türkiye'de evet. Bitirdi hocalan ikisi de. Anladım. Hüseyin amcayla biz aslında şöyle ileriden beri konuşa konuşa geldik sokak aralarından. Bir Çanakkale türküsü mırıldanarak geldi değil mi Hüseyin amca? Sen bize bunu dedim. Söyle de herkes duysun. Efendim buralardan çokça insanlar zamanında Çanakkale'ye gitmişler. Orada şehit düşmüşler. Şehit düşmüşler. Evet. Benim dedem babamın babası hastalıklı diye çeviriyorlar. Nasıl olmuş? Geldikten sonra ölüyor. Babam da 1,5 yaşında kalmış. Evet. Hadi şu türküyü bir söyle bize be. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Oh gençliğime yoy. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğime yuvar. Sağ ol. Efendim Kazanlık Vadisi'ni yani Kazanlık Ovası'nı Gül Ovası diye bilinir. Burası bu topraklar böyle buram buram mevsiminde gül, lavanta kokan topraklar. Ama artık gülcülük şeye dönmüş, iyice endüstriyel bir hal almış, fabrikalara iş o tarafa gelmiş. Ve şu anda bir gül üreticisiyle yani gül yağı üreticisiyle diyelim. Efendim isminiz nedir? Cansep benim adım. Evet. Cansep. Gül yağı üretiyorsunuz herhalde. Evet. Bu civarın güllerini mi alıyorsunuz sadece? Ben sadece bizim gülleri almayız. Bizim bölge. Evet aldığımız güller de var. Hani köylerden aldığımız başka yerlerden var. Evet. Ne kadar gül üretiyorsunuz burada? Ne kadar gül yağı yapılıyor burada? En çok 200-400 ton gül buradan kaynatıyoruz. 200-400 ton gül yaprağı yani bu yaprağı. Onlardan ne kadar mesela gül yağı kaç tonda kaç kilo gül yağı çıkıyor bunu öğrenmek isterim. Yani 3 tonda iyili. 2 ton buçuktan en güzeldi. Çıkıyor 1 kilo yağ. 2,5 tondan 1 kilo yağ çıkıyor. Gül yağı evet. Evet. Bu arada siz de takdim etmiş olayım. Siz
Karı koca ailecek öyle mi? Evet. Burasını işletiyorsunuz. Evet. En çok eşim çalışıyor. Ben daha çok evdeyim ama elim erdikçesi ben de yardımda bulunayım. Hani çocuklar da olsa arada. Eyvallah. Onlar da. Bir şey daha. Şimdi ben biliyorum da seyircilerimize de bunu aktarmamız gerekiyor. Gül yağı nerede kullanılıyor? Yani bir yemek yağı değil bu. Değil. Değil. Bu zaten kozmetik. Yani hasılı bütün kokulu şeylerde maya olarak gül yağı kullanmak zorundalar bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Kullanıyoruz. Eyvallah. Evet, buna da aileden herhalde. Aycan ne? Neydi? Aycan. Benim Murat. Sizin de adınız Murat. Artık bunlar da aktif olarak çalışıyorlar mı yoksa fabrikada? İnşallah kasmetse. Erdem Etiye var. arada. Ne zaman şimdi okula gidiyorlar. Okusuna. Evet. Araba yani şu anlaşılıyor. Yeni jenerasyonda bu sistem devam edecek inşallah. Evet inşallah. Evet. Güller, gül bahçeleri derken bu iş fabrikada nihai noktaya gelip buradan tonlarca gülden bir avuç gül yağı çıkarsa burada insana ekmek yiyor. Efendim size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bazen böyle iftar sofrasında bir şey eksik olur. Böyle tam şekerin düştüğü saatlerde cingar çıkaracak yer arar bazı insanlar. Yani bir mükellef sofra hazırlamak için bütün ayrıntıyı hesaplama gerekir. Mesela bak bu çocuklara biz hiç demedik ki burada yani bak çekim yapalım size süpürüverin diye. Bu çocuklar burasını temizliyorlar zaten. Akşam sofrası için. Adın ne senin? Tuncay. Tuncay. Aferin sana. Ha? Camı burası süpürüyorsunuz öyle mi? Evet. Niçin süpürüyorsunuz? Caminin önü güzel olsun. Caminin önü güzel olsun. Sen adın ne? Hasan. Hasan. Hasan sen neye süpürüyorsun? Cami iyi dursun. Geldiler bir desinler bak bunlar. He. Cami iyi tutuyor. Çok temiz insanlarmış desinler. Oo. Hasan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu cami temizleme işi peygamberlerin görevidir. Ne alaka diyebilirsiniz şimdi? Efendime söyleyeyim Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail peygamberler Kabe'nin etrafını temizlemekle görevlidirler. Temizlemişlerdir. Cami temizlemek çok güzel bir şey. Aferin size. Bayağı değil. Bir dakika bakalım bir. Bizden bir takım mı? Oo, bu Almanya'da oynuyor. Sen Türkiye'yi biliyorsun. Tabii. Türk dizileri falan seyrediyor musun? Hayır. Pek seyretmiyorum. Seyretmiyorsun. Tamam. Okula kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ha? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun okulda? Üçüncü. Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Evet. Aferin sana. Siz devam edin hadi. Sizin yaşıtlarınız, bizim bir sürü çocuklarımız var. Onlara buradan bir selam söyler misiniz böyle? Evet. Hadi bir el sallayayım bakayım.
İzmir'de yaşıyorsunuz, burada evet. oturuyorsunuz. Ha, yani yazları geliyorsunuz Bulgars- buraya. Evet, yazları geliyoruz. Bulgaristan göçmeniyiz. Lafın tam ortasından başladık. Buyurun lütfen. İsminiz nedir? İsmim Behçet Karaca, İzmir'de oturuyorum. İzmir'de burada oturuyorum. Da evim var, burada da oturuyorum. Bu akşam iftara geldiniz buraya artık. Allah kabul ederse iftarımızı i̇nşallah. Geldik, hep birlikte açacağız inşallah. İnşallah. İzmir'de birçok ot yemekleri yapılır. Ben İzmir Tire'de okudum, bilirim. Yemek farkı var mı? İzmir'de daha farklı yemekler mi var? Burada nasıl yemek zenginliği? Şimdi ben burada da yemek yapıyorum. Yani nenelerimden, dedelerimden gördüğüm gibi. Ama İzmir'de de var. İzmir'de de arkadaşlarımızdan, işte büyüklerimizden öğrendiklerimiz tabii ki var. Fark var. Bir kere zeytinyağı farkı var. Burada yani zeytinyağını daha yok. Kullanmaya başladılar birkaç yıldır. Ondan sonra ama İzmir'de daha çok zeytinyağlılar yapıyoruz. Burada da etsiz yenmiyor. Biz kime çattık acaba ya? Bir gurme mi yoksa bir iyi bir aşçıya mı? Zeytinyağlılar falan değil de çok profesyonel bir yerden başladı. İşiniz çalışır mıydınız şeydeyken? Yok. Çalışmadım. Ev ben ev hanımıyım şimdi. Emekliyim. Ama çok profesyonelce bir cevap verdiniz. Yani zeytinyağlı ve çiçek yağı farkı gibi çok iyi yerden vurdunuz. Ama kaç senedir yani zaten ben buralı doğumluyum. He. Biliyorum yani çoğu şeyi. Burada. Mesela burada başka çiçek yağı harici başka yağ kullanılır mıydı? Yok. Tereyağı. Çiçek yağı. Tereyağı başka yok. Tabii tereyağı zaten buranın şeyi. Temeli. Siz de mi burada doğumlusunuz? Evet, buraya doğumluyum ben. Çocukluk Bulgaristan falan? Bulgaristan doğumluyum. Liseyi Bulgaristan'da okudum. Liseden sonra Türkiye'ye göç ettik. Eyvallah. O yüzden benim köyüm buraya 5 kilometre yakın. Siz bu köylü değilsiniz. Bu köylü değilim. O zaman siz mi bu köylüsünüz? Evet. Evet. Eyvah babim. Öyle oldu. Eyvah abi, bunu kapatalım ya bir yerinde. Evet. Hanım köylü olmuşsunuz. Öyle oldu. Efendim hoş geldiniz iftarımıza. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bu vesileyle bizim buradaki sesimizi Türkiye memleketimize duyuruyorsunuz. Birçok çok izlenen bir televizyon kanalısınız. Evet. Biz Türkiye'de de izliyoruz, burada da izliyoruz. İyi ki varsınız. Eyvallah. Hepinize efendim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Çok afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Nasılsınız? Aman bir şeyin üstüne oturmayalım. Bugün erdik. Amin. Şey, afiyet olsun diyeceğim ama. Vay, ondan mı yaklaştı yanım? Kahve yok sana. Teyze Bursa'danmış. Nereden Bursa'da? Görüklerin dediğin? Görük göçmen, görük. Göçmen konuklarında. Göçmen konuklarında. Buralı mısın? Buralıyım. Buralıyım da adam buraya geldi. He. Emekli oldum, orada hava yaramıyor bana dedi. Ama tabii canım burası. Ama gene gidiyoruz bakalım. Gene orası. Kışları mı gidiyorsunuz yoksa? Kışın. Ya yazın gideyim gene. Ya peynir, zakka, doldurun domatesi, böbere, haydi. Kompatları mı? Her şeyler. Sen ne önü bilirsin, sana da getireceğim. Bunlar bir kompat yaparlar. Biberdenize yaparlar. He? Bir biber yaparlar. Yağ biber yağlı değil mi? Biber. Yağlı biber. Evet, sen yazın gel. Sen şimdi dur. Sen gel şu parkı gördün ki uçak var. Torda üçüncü ev benim. Ha, o üçüncü ev benim. Sen gel. Tamam, o uçağın yanındaki üçüncü ev. Üçüncü ev benim. İsmini bile bilmiyorum ben senin daha. Kim? Aydın. Sen adın ne? Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Aydın tabii. Uçağın yanındaki üçüncü ev Ümmü Gülsüm ablanın evi. Kompat yemek istiyorsanız yağ biberi. Yağ biberin içinde küçük küçük bir şey olur. Ne onlar? Karabiber. Yuvarlak yuvarlak. Karabiber. Karabiber. Ama o da. Karabiber. Sen gel benimle kuşlu. Tamam. Kompat yiyecekseniz, kapama yiyecekseniz. Oo. Bir de etin. Salça yiyecekseniz Ümmü Gülsüm ablanın yanına gelin. Ümmü Gülsüm abla evi. Reklamlara girdi şimdi. Parkın oradaki uçağın üçüncü. Yanındaki üçüncü ev. Afiyet olsun. Sağ ol. Her zaman için gel. Eyvallah. Sağ ol.
konuşuyorduk. Sen oradan bir şey söylüyordun. Ne diyordun bakalım? Yazmayacağım bana. Yazıyorsun burada. Yazmıyorum, alıyorum. Biliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, çok iyiyiz. Sizin isminiz nedir efendim? İsminiz nedir? Kıymet Cafer. Kıymet Cafer. Bu talebelerin hepsi benim elimden geçti. Hoca da beni öğretmeniydim bu köyde. Öyle mi? Öğretmen miydiniz siz? Yani 30 yıl. İlkokul öğretmeniydiniz. Evet. Köyün öğretmeni sizsiniz. Evet. Sen hoca geç, da benim talebem. Oo, hocayı geç, sen babasını okutmuşsundur belki de yani. Unuttum, burada çocukların hepsini okuttum. Vay be. Yazmadım. Öğrencilerinizi görünce, öğrencilerinizle gurur duyuyor musun? Koca koca adam oldular. Çok gurur duyuyorum. Hele hocayla çok gurur duyuyorum. Cami hocasından, Hasan hocadan bahsediyorum. Evet, hepsini. Doktor olanla, mühendis olanla, hepsine gurur duyuyorum. Öğretmenliğin en güzel tarafı bu herhalde, değil mi? Yani çocukları sevesin. Evet. İyi davranasın onlara. Onlar da seni sevsin. Anne babaydım okulda onlara. Aynen. Öğretmenler olmamış olsa hayatta herhalde cinayetler, caniler, hırsızlar çoğalır herhalde. Öğretmenler yine bak ne diyorsun? Doktor olanlar var diyorsun. Var. Her şey. Çok gurur duyuyorum. Doktorum da var. İsminizi bir daha alabilir miyim? Cafer hatırlıyor musun? Ötekini hatırlayamadım. Kıymet. Kıymet Cafer. Benim damadım İstanbul'dan. Evet. Sofya'da çalışıyor, inşaatçı. Evet. Kızım gene hesabını yapıyor. Neydi unuttum şimdi. Sıkıldım. Ekonomika deriz biz buna. Ekonomika deniyorsa ben Türkiye'de muhasebe, mali. Bak hocam, bunun karşılığında bir ücret olması gerekiyor. Biz, siz bana, sizin bilemediğiniz de ben bildim. Bak şimdi gördünüz mü? Sıkıldım ya. Yapma beni. Çekişirler bana. Çekişemezler sana. Şu çok kıymetli bir hatıra oldu, biliyor musun sen? Öyle mi? Evet, daha sonra bana teşekkür edecekler. Türkiye'ye çok gittim. Evet. İstanbul'a da gittim. Bursa'da. Bütün akrabalarım orada. Eyvallah. Benim beyim 30 yaşında. Vefat etti. Vefat etti. Ben iki çocukla kaldım. Okuttum onların ikisinde, midana çıktım. Kayınpederimle baktım, hastaydılar. Şükür Allah'ım çok yardım oldu. Bir koydum, bin buldum. Aynen öyle. Allah'a inanın. Şimdi şu kıymet anne, şunu demek bile önemli. Ben bu köyün öğretmeniyim 30 yıl. Ne demek biliyor musun? Yani en az 3-4 kuşak. Bir eklentili bir şekilde 38 sene birçok insana sinirinizden geçmişler efendim. Allah razı olsun sizden. Afiyet 80, olsun. 80 yaşına giriyorum işte, gene onların arasındayım hep. 80 yoktur be. Var 78. Ya. 78 mi? 78. Oho. Ben de 80 mikin diyorum daha. Çok var 80'e. Allah kısmet içinde gene eminim de böyle bile olur. Eyvallah. Allah sağlık afiyet versin efendim. Çok korkuttu bizi bu hastalıkla. Şimdi gene bu muharebe, hep televizyonda duruyorum. Evet. Gazetelimde duruyor. Çocuklarım anne yeter artık, seni dünyayı düzelteceksin. Çok acıyorum böyle. Ama işte öğretmen olmanın gereği bu biraz da. Yani hayattan kopmamak gerekiyor. Yani burada bize ne Rusya'dan, Ukrayna'dan diyemiyorsun. Bize ne pandemiden diyemiyorsun. Çünkü dediğim gibi siz birçok insanın annesisiniz. Yani iki çocuğun annesi değil, birçok öğrencisinin hepsi annesin. Efendim Allah sağlık, afiyet versin. Ve afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bu muhabbet çok uzatırım ben ama iftar vakti geliyor. Tamam efendim. Sağ olun. Eyvallah. Var olun. Sizin gibiler. Siz nereli? Ben nereli? Ben Türkiye'liyim ya. Türkiye. Hangi kasabada? Ben Bursalıyım. Benim kız kardeşim var orada. Bursa'da? Şeyde, Hürriyet'te. Hürriyet'te. Oralan tamam, dolandım. Talebelerimi buldum. Okula götürdüler. O zaman sen şöyle bir okkalı bir el salla. Kıymet abladan Bursa'ya, Hürriyet'e, öğrencilere. Çok selam, çok selam. Sağ ol. İyi bayramlar. Bayrama daha çok. Ramazanlar değil. Şaşırttırdım bir evye çocuğu. Sağ ol. Hadi Allah sağ ol. Hadi sağ ol. Hadi iyi günler.
Efendim iftar öncesi artık misafirler katmaya başladılar. Bu şu anda da yanımızda Eski Zağra Bölge Müftümüz Sayın Seyhan Mehmet Hocam. Hocam doğru telaffuz ediyorum inşallah ismi, evet, değil mi? Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Böyle güzel bir akşamda iftar öncesi iftarda beraber olduğumuz için ilk önce bunun sebep olan Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bu arada Mustafa Dündar Başkanımızın sizlere selam vardı. Ben de bu arada ulaştırmış olayım sizlere. Aleykümselam, aleykümselam. Bizim de buradan soydaşlarımızdan selamımı iletirsiniz. Eyvallah. Efendim bölgenizde şu anda mesela Eski Zağra bölgesinden bahsediyoruz. Kaç cami faal ve kaç din görevlisi var diyelim? Şu anda Eski Zağra bölgesinde aktif 10 camimiz var. Genel olarak 25 cami ve mescit var bütün bölgede. Ama aktif olarak 10 tane cami ve mescit. Teravihler var. Falan kılınan belki. Evet, teravihler kılınan. Kimi yerlerde 3-5 köyde 5 vakit namaz kılınıyor. Diğer köylerde de cumadan cumaya namaz kılınıyor. Yani bizim amacımız ve gayemiz inşallah bütün camilerde ve mescitlerde bir imam, görevli imam olması. Evet. Tabii yani şu anda aktif olmayan pasif camiler deyince bunlar yine yıkık dökük camilerden bahsediyoruz yoksa yok, kapalı mı? Şöyle bizim orada da öncümenliğimiz var. Cami öncümenliğimiz. Camiler birçoğu zaten bayramda açılıyor. Camilerimiz ve mescitlerimiz oradaki öncümenlikler sayesinde ayakta tutuluyor. Yani onarım, bakım ne gerekiyorsa onlar hallediyorlar. Ama işte aktif imam görevde olmadığı için ibadetler biraz aksıyor. Aynen. Evet evet. Yani cami dediğinizde burada caminin bir de maliyeti var. Bir külfeti var. Yani Türkiye'de bunu imamından cami müştemiyatına kadar birçok şey devlet karşılıyor ama şu anda biz bir Bulgaristan'dan bahsediyoruz. Bir cami encümenliği, baş müftülük derken hayırseverler böyle böyle giden bir şey. Evet. Bursalı birçok iş adamı da buralarda bakıyorum minare yaptırmışlar, cami yaptırmaya çalışmışlar vesaire. Efendim çok teşekkür ederiz hocam. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebiliriz. Biz de teşekkür ederiz. Az önce de bahsettiğiniz gibi Bursa'dan işte farklı yerlerden iş adamları burada yardımda bulundular. Hatta bu arkamızdaki olan cami de bu şekilde bu yardımlarla çok güzel bir hale geldi. Evet. Allah razı olsun tekrardan. Ana vatan Türkiye'den Allah razı olsun. Adın ne senin? Neraz Bayram ya. Hayda. Türkçe bilmiyor muyuz? Müslümanka. Müslümanka. Türkçe. Müslümanka ismi ama Neraz Bayram ismi Uçeli Turski. Bu kadar bir emed etsa. Hiç ne bilmesen de olur Türkçe. Şu güzelliğin için yetiyor. Müslümanka ismi ama. Evet. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Müslüman. Afiyet olsun. Hadi sağ olun. Müslüman. Buyurun. Siz de mi bilmiyorsunuz Türkçe? Biliyorum. Sen biliyorsun. Niye konuşmuyorsun madem? Az az konuşuyorum. Tamam. Dabrova. Dabrova. Evet. Dabrova. Gabarevo şehir var çünkü. Gabarevo. Gabarevo evet. Gabarevo. Bir daha söyle. Gabarevo. Gabarevo. Efendim Gabarevo imamı arkadaşımız Hasan hocamla. Hasan hocam baştan çok zor telaffuz ediyorum Gabarevo'yu. Burasının bir de Türk adı var mı? Evet Gabarevo'nun Türk adı Akbaş Köyü. Akbaş Köyü. Akbaş Köyü evet. Siz de bu köyün imamısınız. Ben de bu köyün 13 yıllık imamıyım. Görevde, evet baş müftülük kadrosuna 13 yıl önce alındım ve kendi köyümde, yaşadığım köyde imamlık yapmaktayım. Ha, buralısın zaten. Buralıyım, evet, evet efendim. Eyvallah. Zorlukları, kolaylıkları var muhakkak. İmam olmanın da kendine göre zorlukları, kolaylıkları var. Ama ben içeride biraz önce öğrencilerde prova yaparken gördüm sizi. Bu çocuklara Kur'an mı öğretiyorsunuz aynı zamanda?
Evet efendim, Kur'an-ı Kerim'den Elif Bağ'dan başlayıp Kur'an-ı Kerim okutup aynı zamanda da temel dini bilgiler vermekteyiz. Hı hı. 32 farzı öğrenmekteler, evet. Tatbik etmekteyiz, abdest, namaz ve dini konuları işlemekteyiz. Evet. Buradaki Müslüman nüfus köy çünkü Hristiyan ve Müslüman diye ayrılıyor evet, galiba evet, biraz. Evet. Ayrılıyor derken de çünkü aranızda böyle bir ayrılma yok yani bir muhabbet var herhalde. Şimdi normal sosyal hayatımızda gayet normal yaşantımız gayrimüslimlerle de öyle söyleyeyim. Hı hı. Evet köyümüzde Müslüman ve Hristiyanlarla bulunmakta, yaşamaktayız birlikte. Gayet bir toleranslı bir şekilde birbirimize karşı, hı hı. saygılı bir şekilde ne onlar bize şimdiye kadar bir sorun çıkarttılar camilerle ilgili, camilerde görevimizi ifa etmekle evet. ilgili ne de biz onlara hatta biz onların kilisesine zaman zaman yardımcı olmaktayız maddi hı. bakımdan. Onlar da bizim camimize maddi öyle açıdan da mu? Evet oldu. Yani para yardımı yapıyoruz. Para yardımı yaptık yapanlar oldu he. Hristiyanlardan da. Hiçbir sorunumuz yok. İşte bu coğrafyada bir de buna alışmak lazım abi. Bize tuhaf geliyor bunlar ama yani buralarda olan şeyler belki de yani. Evet. İki mabet birbirine. Hocam söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz artık iftara doğru hazırlanıyoruz. O tarafa geçeceğiz. Evet. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Aynı zamanda bize bu akşamki iftarı tertipleyen, düzenleyen Osman Gazi, Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi arz etmek eyvallah. İstiyorum. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti bizim aynı zamanda da ana vatanımız. Allah razı olsun. Evet. Buradan ana vatan başka seviliyor galiba ya. Herkes ana vatanımız diye cümle kuruyor ya. Ana vatanımız diyor ya. Bu çok doğrudur. Bizim kalbimizde. Çünkü ana dediğinde evet. değil mi hocam? Anayı bir sevmek vardır. Yani ana vardır. Ona bir ana vatan yüklemesi çok bizim, hoş bir şey. Bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Öyle söyleyeyim. Hmm. Eyvallah. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hocam biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Olsun. Sağ olun. Bereket, arınma ve nihayet marifet vakti olan mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar akşamında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Bu sene Türkiye'den belediyelerimiz, özellikle Bursa'dan belediyelerimizin iştirak, katkı ve destekleriyle dopdolu bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Firme başkonsolosu olarak hemen her akşam, her iftarda görev çevremizdeki bir ilde, bir ilçede ya da bir köydeyiz. Burada, buralarda soydaşlarımızla, dostlarımızla bir araya geliyoruz. Ben bu kapsamda bu akşamki iftarın gerçek olmasını sağlayan çalışmalarıyla, katkılarıyla, emekleriyle, yaptıkları, hazırladıkları güzel yemeklerle bizi burada buluşturan Bursa Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Osman Gazi'nin sevgili başkanı Sayın Mustafa Dündar'a da herkesin adına buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Bayram Hocam size teşekkür ederim. Aşçımıza da ayrı teşekkür elimizi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim. İftarlarınızı, oruçlarınızı Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler, saygılar, sağ olun. Evet efendim şu anda artık Kabarova'da iftar vakti. İnsanlar iftarlarını yaparken biz de bu köye, bu güzel köye ve bu güzel insanlara veda etmiş oluyoruz. Bir Osman Gazi iftarı daha burada nihayet buluyor. Bir başka gün, bir başka yerde buluşmak dileğiyle.